Selam herkese. Onur ben. Onura TV'desiniz. Gördüğünüz gibi yine bir paket açılışı videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu ürünlerin çoğu Keson'un bölümünden alındı. Ama benim kanalımı takip edenler bilir. Keson'u yokken de AliExpress paket açılışı videoları yapıyordum. Hatta bakın şu yukarıda bir link çıkacak. 2019 yılına ait bir paket açılışı videosu göreceksiniz. Dilerseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen açılışlara başlayalım. Şöyle bıçağımızı da çıkaralım. Evet. Hemen ilk paketle başlıyorum. Şurada büyük bir paket var. Şöyle yırtalım. Evet. Bir termos var burada. Şöyle hemen bakıyoruz. Daha önceki videomda bunu görmüştük. Evet. Şu an 21 derece diyor. Bazı arkadaşlar bunun koktuğunu söylüyor. Kontrol edelim, merak ediyorum ben de. Yani öyle çok kötü bir koku yok. Havasız kaldığı için normal bir koku var sadece. Başka bir şey göremiyorum ben. Evet, termosumuzu hemen kaldırıyorum. Hemen bir başka kutuyla devam edelim. Şöyle bir paket var. Bu yine bir nemlendirici. Ortam nemlendirici. Bu bir öncekinden daha farklı bir model. Şuradan USB girişi var yine. Şuradan şarj için mikro giriş var. Evet, filtresi burada. Buna bir su koyup bir yandan bir deneyeceğiz. Şimdilik böyle koyuyorum. Sonraki pakette devam ediyoruz. Yine şöyle bir paketimiz var. Burada da yine başka bir model ortam nemlendirici. Sistem aynı. Sadece farklı bir görüntü, farklı bir model. Bunu da şöyle alıyorum. Evet, sıradaki paketle devam ediyoruz. Hemen şöyle açıyorum. Evet, bu da güneş enerjili bir lamba. Bundan birkaç tane aldığımı hatırlıyorum. Çünkü bununla ilgili güzel planlarım var. Güneş paneli burada. Bunu nasıl çalıştırırız diye düşünüyorum. Diyecektim ki bakın çalışmaya başladı bile. Gerçekten güzel ışık veriyor. Evet, ledleri de görüyorsunuz, içindeki ledleri de. Yani şöyle bakarsak 15 tane led burada var. 15 burada olsa 30. Yani nereden baksanız bir 100 tane led var. Gerçekten şahane. Muhtemelen şu ışığın derecesini ayarlıyor. Bakın şu an kıstı. Kapattı. Evet. Tamam, ben bunu sevdim. Güzel. Dediğim gibi bundan birkaç tane daha çıkması lazım. Belki bu paketler arasında çıkacaktır. Şimdilik bunu da kenara alıyorum. Yeni bir paket açıyoruz. Şöyle şu kenardan gene yırtalım. Evet, bu da bir tartı. Bunu da Keson'dan almıştım yine diğerleri gibi. Oo, gerçekten güzel görünüyor. Ben daha ufak bir şey bekliyordum. Daha dandik bir şey bekliyordum. Gerçi kalite için henüz bir şey diyemem. Daha kullanmadık ama daha ufak bir şey bekliyordum. O garanti. Şöyle bir deneyelim bakalım. On tuşuna basıyoruz. Ne koyalım? Şu yüzüğü koyalım. Kaç grammış? 8 gram. Bakalım bıçağımız kaç grammış? 238 gram. Evet, bunu da kaldırıyorum. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki pakete geçelim. Evet, şimdi şöyle ince ve ufak bir paket var. Bakalım bunda ne var? İçindekini de kesmeyelim. Zaten içindeki de ufak bir şey gibi. Bakalım ne varmış bunda. Ha, micro SD kart.
Evet, bunu da Keson'dan aldım. 16 GB'lık bir kart. Bunu denemeyeceğim. Hemen bir sonraki pakete geçelim. Şuradan bir paket alıyorum. Yine ufak bir paket. Bakalım bunda ne var. Şöyle kenardan açarsak. Evet. Lenovo kulaklık. Bunu Keson'u bölümünden almadım tabii ki. Ama bunu 80 lira kupon kullanarak çok ucuz bir rakama getirdim. Modeli LP40. Şöyle açıyoruz. Bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir Type-C giriş. Evet, bakın bunun Type-C olması gerçekten güzel. Kutu çok basit, çok sade. Şarj kutusu da çok şık duruyor, zarif duruyor. Hemen bakıyoruz. Evet, gerçekten şık duruyor. AirPod modeli. Evet, hemen hızlıca bunu bir test edeyim isterseniz. Merak ediyorum ses kalitesi nasıl. Hemen telefonuma bağlayayım. Evet, bir deneyelim bakalım. Evet, ses kalitesi güzel. Tavsiye ederim. Hemen bunu da kaldırıyorum. Yeni bir pakete geçelim. Hemen şöyle. Evet, bir diş fırçası. Şimdi bu videoyu izleyip de "amma çok diş fırçası aldım" diyenler çıkacaktır. Hepsini ben kullanmayacağım arkadaşlar. Bunların sahipleri var, merak etmeyin. Evet, hemen açtık. Şöyle göstereyim. Evet, pembe renkli. Şarjı var mı? Şarjı yok. Çünkü muhtemelen pil yok. Evet, bir kalem pille çalışıyor. Bunu test etmeyeceğim. Zaten buna benzer diş fırçalarını bir önceki videomda göstermiştim. 3 tane başlığı var diyorum ve bunu da bir kenara koyuyorum. Şöyle şuradan bir paket seçiyorum. Bakalım burada ne var. Evet, bir kulaklık daha. Şöyle açarsak. Şöyle hemen bakalım. Yedek kulaklıkları. Şarj kablosu. Şöyle açarsak. Evet, biraz sade ama şık bir görüntüsü var. Şarjı %99 olarak geldi. Hemen bir kulağımıza koyuyoruz. Bunu da bir test edelim. Yani çok cüzi rakamları aldığımız bir kulaklıktan çok fazla bir şey beklemenin bir anlamı yok ama gerçekten güzel diyebilirim. Bunu da hemen yerine koyuyorum ve bir sonraki pakete geçiyorum. Evet, yine şuradan bir paket seçtim. Şöyle bakalım burada ne varmış. Evet, bir akıllı bileklik. Bunu da yine Keson'u bölümünden almıştım. Rengi güzel görünüyor. Şöyle hemen bakalım. Evet, şuradan muhtemelen. Evet, buradan şarj ediyoruz.
Şunu ben bir şarja takayım. Bir yandan ufaktan da olsun yine bir gösteririm kamerada. Evet, kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Bu taraf full Çince. Şurada İngilizce. Burada bir QR kod var. Bunu okutuyorsunuz telefonunuza, uygulama indiriyorsunuz. Klasik bildiğiniz akıllı bileklik işte. Adımınızı ölçüyor, işte kalp ritminizi ölçüyor. Ne kadar doğruysa bilemeyiz artık onu. Fena değil. Şarj olsun, hemen yeniden onu alacağım buraya. Şu paketleri kaldırıyorum. Evet, bu arada buhar makinamız ne alemde, hemen bakalım. Oo, tutturuyor. Bunun ışığı falan yok mu ya? Evet, bu daha sade. Işığı yok. Bakalım, bunda bir zaman ayarı vardır muhtemelen. Bir kere basıyorum. Kapandı. Bir kere daha basıyorum. Evet, kesintisiz. Şu anda buhar veriyor. Bir kere daha basıyorum. Buhar veriyor. Duruyor. 2, 3, 4, 5. Evet, yaklaşık 5 saniyede bir buhar üflüyor. Buna daha önceki videolarda gösterdiğim gibi parfüm de koyabilirsiniz, bir damla suyuna. Etrafa tütsü gibi koku verecektir. Bunu hemen kaldırıyorum. Bakalım akıllı bilekliğimiz şarj olmuş mu? Şarjı çok az ama şöyle bir fikir sahibi olabiliriz. Saati gösteriyor. Bir kere daha basınca adım bölümü var. Evet, bunu uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde işte organize çalışıyor ve işte kaç kilometre yürüdüğünüzü falan gösteriyor. Kaç kilo kalori yaktığınızı gösteriyor. Bakın, burada gördüğünüz gibi sensörleri var ve kalp ritminizi ölçüyor. Güya, bilemiyorum. Yani böyle akıllı bir bileklik kullanılabilir. Plastiği gerçekten sert, sağlam görünüyor. Bunu bu şekilde çok uzatmadan göstermiş olalım ve hemen bir sonraki pakete geçelim. Evet, şuradan hemen bir paket aldım elime. Şöyle yatıyorum. Bakalım burada ne varmış. Evet, yine bir güneş enerjisiyle çalışan lamba. Dediğim gibi bunlardan birkaç tane aldım. Bunlar gerçekten benim çok işime yarayacak. Evet, bunu açmıyorum. Az önce göstermiştim. Hemen kenara kaldırıyorum. Şöyle başka bir paket açalım. Kenardan yatıyorum. Bunda ne varmış? Evet, bu da bir kulaklık. Evet, bunu yine Keson'dan aldım. Şuradan güç tuşu var. Evet, ışığı yandı hemen. Bu tuş artı ve eksi ses açıp ses kısmına yarıyordur muhtemelen. Evet, burada bir dokunmatik tuş var. Bu da durdurmayı ve şarkı değiştirmeye yarıyordur. Güzel görünüyor. Bunu da bir test edeyim mi? Evet, şu an bağlandı. Bir bakalım hemen şöyle. Şuradan şarj oluyor. Bir mikro şarj girişi var. Buradan şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. İleri geri veya sesini kısabiliyorsunuz. Bir tuş da burada var. Bunu da göstermiş olalım. Hemen bir sonraki pakete geçiyoruz. Evet, hemen yeni bir paket aldım. Şöyle yine ince bir paket. Ne var acaba bunda? Şöyle yırtmadan kenarından açarsak. Evet, bir bayan saati. İçi güzel görünüyor, yeşil. Buna uygun bir kayış bulunursa bunlar değişebilir aslında. Bunu da çok cüzi bir rakama Keson'dan almıştım, dediğim gibi. Bu da bu şekilde. Hemen yeni bir paket alalım. Şöyle yırtıyorum. Evet, kutuyu da yırttık.
Bıçağımız o kadar keskin ki bakın kutuyu da yırttı. Evet, bu bir hoparlör. Hemen açıyorum. Bunu kupon kullanarak aldım. Ve 16 lira vergi ödedi. Şöyle hemen kaldıralım. Evet, asker yeşili bir hoparlör. Şurada on off tuşu var. Açıyorum. Bluetooth mode. Evet, açıldığında klasik Bluetooth mod diyor. On off tuşu burada. Buradan USB sayesinde şarkılarınızı dinleyebiliyorsunuz, MP3'lerinizi. Buraya yine bir kart takıyorsunuz. Aynı şekilde karttaki müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Burada bir mikro giriş var. Bu sayede şarj ediyorsunuz ve aynı zamanda anten vazifesi görüyor. Ve dolayısıyla radyo olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Hemen bir test edeyim isterseniz. Şöyle bir bağlayalım. Eğer seni kırdıysam darın, ama bir gün beni ararsan bak ruhum. Evet, telif yemeyelim. Buradan şarkı değiştirebiliyorsunuz. Bu mod değiştiriyor. Evet, şu an radyo modunda ama buna bir anten takmanız lazım. Hemen şöyle bir şarj kablosunu açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi radyo olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Kapatıyorum. Telif yemeyelim. Hemen kaldırıyorum bunu da şöyle kenara. Evet, şimdi hep küçüklerle gittik. Biraz da büyük paket açalım. Şöyle bir büyük paketimiz var. Kenardan yırttık. Bakalım ne var burada. Evet, bir sivrisinek savar. Bunu gerçekten merak ediyorum ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Ben ufak bir şey bekliyordum. Gerçekten devasa bir ürün şu an bizi karşılıyor. Evet, bir USB giriş de geliyor. Bunu takıyorsunuz ve muhtemelen bir ışık yayıyor. Hemen deneyelim isterseniz. Merak ettim nasıl bir ışık veriyor veya ses mi yayıyor, artık bilmiyoruz. Şöyle hemen takıyorum prize. Evet, bakın mavi bir ışık çıkıyor burada. Sanırım görüyorsunuz. Bu mavi ışık sineklerin en sevdiği ışık. Sinekleri özellikle karanlık bir ortamda kendisine çekiyor. İçerisinde bunun bir pervane var ve sinek buraya geldiğinde o hava akımıyla sineği aşağı çekiyor ve onu hapsediyor. Hemen şöyle göstereyim size. Ben şu an görebiliyorum pervanenin döndüğünü. Yani çok hızlı bir pervane dönüyor. Hava akımını da hissedebiliyorum. Şimdi ona da bakalım. Evet, şarjdan çıkardım. Hemen açıyorum. Bakın pervanesi burada. Buradan, buradaki akımla sineği buraya çekiyor ve buraya hapsediyor. Çok küçük olduğu için buradaki gözler, sinek de buradan çıkamıyor. Lan buradan sinek çıkmaz mı aslında? Çok inceyse çıkar yani. Öldürüyor olabilir. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi yaza doğru sivrisinekler meydana çıkınca sizinle paylaşabilirim. Bu ürün bu şekilde. Eğer memnun kalırsam gerçekten bununla ilgili ayrıntılı bir video çekerim ve tavsiye edip etmediğimi de sizlere belirtirim. Şimdilik bunu da hemen kaldırıyorum. Evet, hemen şuradan yine bir paket aldım ve kenardan yırtıyorum. Bakalım burada ne varmış. Evet, bir lamba daha. Kaldırıyorum, zaten tanıtmıştım az önce. Hemen şöyle kenara koyuyorum. Hızlıca bir sonraki paketime geçiyorum. Şöyle tutarsak, şöyle kenardan yine yırtıyorum. Ve bir tane daha. Demiştim arkadaşlar, bundan birkaç tane verdim. Çünkü bunları evimin bahçesinde kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bir taneyle yetinemezdik. Evet, hemen bir sonraki paketime geçiyorum. Şöyle kenardan yırtarsak. Bir
bir kulaklık. Bunu da şöyle hemen açıyorum. Evet, çok şirin civciv sarısı bir rengi var. Hemen bunu da bir test edeyim isterseniz. Bu Bluetooth'ta çalışıyor. Evet, şurada bir power tuşu var. Basılı tutuyorum. Açıldı. İşte play, pause tuşu var. Evet, bu ses açma ve kısma tuşları. Özellikle çocuklar için gerçekten kullanılır güzel bir ürüne benziyor. Evet, bunu da bir hemen bakalım. Evet, sesi gerçekten güzel. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama idare eder, iş görür. Kulağınıza koyduğunuzda basları gerçekten hissediyorsunuz. Güzel. Buradan şarkı değiştiriyoruz. Kulaklık girişi, bakın burada, isterseniz bunu kablo da kullanabiliyorsunuz. Şuradan şarj girişi var. Evet, bir micro SD kart girişi var. Güzel. Evet, kullanılabilir. Evet, şöyle genişçe bir paket kenarından yırttık ve çıkardım. Bu bir laptop çantası da diyebiliriz. Kılıfı da diyebiliriz. Evet, gerçekten güzel bir şeye benziyor. Evet, 13.3 inç bir laptop çantası. Bunu bir arkadaşım istemiştim, onun için sipariş ettim. Gerçekten kaliteli görünüyor ve koruyacaktır da laptopu. Evet. Benim 13.3 inçlik bir laptopum yok, o yüzden bunu deneyemiyorum. Dediğim gibi arkadaşım için sipariş verdim. O yüzden kaldırıyorum şöyle. Evet, hemen şöyle bir başka pakete geliyorum. Bunu Çin'den almadım. Bunu Türkiye'den aldım. Şarj edilebilir pil. Şöyle açarsak 3-6 adet pil var içerisinde. Evet, güzel yorumlar almıştı. Umarım memnun kalırım. Bir tane de AliExpress'ten pil şarj aleti aldım. Daha doğrusu sipariş verdim. O da Türkiye'ye giriş yapmış. Birkaç güne elimde olacaktır. Bunları da onda kullanacağım. Bunu hemen şöyle kenara bırakıyorum. Bir başka Türkiye'den aldığım paket var. Hemen şöyle açarsak bunu da. Evet, bu da mikrofon ve kulaklık ayırıcı ya da birleştirici de diyebiliriz. Ufak da bir hediye göndermiş sanırım satıcı. Evet, kolonyalı mendil. Yani ne bileyim, kolonyalı mendil bunun yanında biraz garip olmuş ama teşekkürler yine de. Evet, hemen şöyle göstereyim, bu ne işe yarar. Bakın, bunu da daha önce Keson'dan almıştım, paket açılışı yapmıştım. Mikrofonu var. Ama iki tane girişi var. Biri kulaklık, biri mikrofon. Ama laptopumuzun bir girişi var. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Ve bunu laptopa taktığınızda hem kulaklığı hem mikrofonu aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Bu tarz kulaklıklar için bu gerekiyor. Evet, bunu da isterseniz bir test edeyim hemen, hızlıca hazır açmışken. Evet, hemen şunu bir test edelim. Bakın, bunun içinde şöyle bir dönüştürücüye ihtiyaç var. Ev kablo dolu. Ama işte gerekiyor.
iPhone'larda biliyorsunuz ki maalesef böyle bir giriş yok. Bunu da buna takıyorsunuz. Evet, hemen bir şarkı açalım. Son ses mi? Son ses. Hemen kulağımıza takalım. Evet, bakalım buradan. Şu anda son ses. Bir kulağımıza takalım bakalım nasıl oluyor. Evet, gerçekten bunun da ses kalitesi güzel. Evet, bu gördüğünüz mikrofon girişi, bu da kulaklık girişi. Bu kablo sayesinde bu tarz kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Bunu da hemen şöyle kenara kaldırıyorum. Bunu da şöyle kaldırıyorum. Bir başka pakete geçiyorum. Bu da yanılmıyorsam ikinci bir sivrisinek yakalayıcı tutucu. Evet, sivrisinek katili mi diyelim artık, sivrisinek öldürücü mü diyelim, nasıl isterseniz. Aynı üründen iki tane aldım. Dediğim gibi bunu da test edince size dönüş yapacağım. Evet, hemen bir diğer paketime geçiyorum. Şöyle kenarından yutarsak. Oo, evet. Bunu gerçekten merak ediyorum. Bir sanal gerçeklik gözlüğü. Şöyle açarsak. Bir kullanma kılavuzu var. Kutusunu kaldırıyorum şöyle. Bir adet silme bezi vermişler. Şöyle çıkarıyorum kutusundan. Gerçekten kaliteli bir gözlüğe benziyor. Hadi bunu bir test edelim şimdi. Evet arkadaşlar. Hemen şu sanal gerçeklik gözlüğümüzü bir test edelim. Evet, YouTube'a mesela VR 360 derece video yazın. Herhangi bir video bulduk. Evet, videoyu açıyoruz. Şurada bir gözlük işareti var. Ona tıklıyoruz. Bakın, hemen gözlüğümüzün şeklini aldı. Bunu da gördüğünüz şekilde hemen bakın buraya yerleştiriyorum. Ardından şunları itmeniz gerekiyor. Evet, bakın daha da yaklaştırdı. Sonra takıyoruz. Evet, bir Luna Park'tayım şu anda. Evet, şurası netleştirmeye yarıyor görüntüyü. Gözünüze göre ayarlıyorsunuz. Şu an gayet net. Evet, etrafı inceliyorum. Evet, şu anda bir Luna Park'tayım. Oh, harika. Evet, gerçekten mükemmel. Evet, aşağı düşecek gibi oluyorum. Bunun gibi birçok video görebilirsiniz aslında. Kimi zaman bir korku tünelindesiniz veya bir zombi kovalıyor. İşte Luna Park'tasınız. Çok güzel, çok değişik videolar var. Gerçekten beğendim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Keson'u bölümü haricinde de kanalımda birçok paket açılışı videosunu görebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz diyorum. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.